Bugün sizlere mükemmel bir tat üzüm suyu şerbeti yapacağım. Üzüm suyu yapacağım. Doğal meyve suyu olarak bunu hazırlamış olacağım. Şimdi öncelikle üzümlerimizi çok güzel temiz birkaç suyla yıkadıktan sonra şöyle taneledim. Ve bunları iyice ezdikten sonra kaynamaya bırakacağım. Çok sağlıklı, doğal bir içecek olmuş olacak. İyice parçalıyoruz bunları. Bu şekilde de koyup kaynatabiliriz. Ama kaynamaya daha yardımcı olur. Ezerken kaynadığı zaman daha kolay olur diye. Öncelikle şöyle üzümleri patlatıp kaynatmayı daha çok tercih ettim. Daha kolay olur düşüncesiyle. Bu üzümleri aldığımızda illaki salkım almamıza da gerek yok. Çünkü şu an fiyatı 6 lira, 8 lira üzümün cinsine, kalitesine göre. Sepete dökülen üzümleri de, kasalardaki üzümleri de alıp değerlendirebilirsiniz. O şekilde daha uyguna da gelmiş oluyor. Ki ben bu üzümleri salkımda olmuş olmasına rağmen bunları kurutmalık diye satıyorlardı. Ben bunu 2 liradan bazen de 3 liradan aldığım dönemlerde olmuş oluyor. Hani illaki bunu yapmak için salkım üzüme de gerek yok. Ki sonuçta salkımları bu şekilde tekrardan ziyan olup atılıyor. Hiçbir faydası yok. Sadece ekonomik anlamda bizlere kat fayda sağlar. Şimdi bu kadar ezmem yeterli. Gerisi zaten kaynadığı zaman yumuşamış olacak. Ve gene bir aparat yardımıyla da bunları iyice ezmiş olacağız. Ve koyuyoruz bunları kaynamaya. Kaynarken bunlar yumuşayacağı için bu şekilde bu telle bunu iyice ezmiş olacağım tabii. Biraz daha kaynadıktan sonra bunu tel süzgeçten geçireceğim. Şimdi üzüm suyumuzun, yani daha doğrusu üzüm meyve suyumuzun son aşamasındayız. Şimdi tenceremi süzgecime hazırladım. Bu tencere kavanozlarımı da yıkamış olmama rağmen bir sıcak suyla tekrardan kaynamış suyla gene bir sterilize edeceğim. Ve bunu takriben bir 45 dakika kadar kaynattım. Şu an bana göre yeterlidir diye düşünüyorum. Bunu bu şekilde süzgecimizi alıp tel süzgeçten ağır ağır süzmüş olacağız. Yani üzümün kan yapıcı özelliği var. Bunun malum hepimizin bildiği gibi anlatmakla bitmez. Üzümü kurutabiliyoruz. Üzümle şarap yapabiliyoruz. Üzümle reçel yapabiliyoruz. Üzümle yapılması gereken pestil yapabiliyoruz. Yapılması gereken bir sürü şeyler var. Rabbimin vermiş olduğu bu kadar güzel, sağlıklı bir meyvemizi değerlendirmekte fayda var ve doğal bir içecek. Pekmez yapılıyor. Yani dediğim gibi üzümle yapılabilecek çok çok çeşidimiz var. Bunu değerlendirmemizde de tabii ki fayda var. Özellikle çocuklarımız için çok sağlıklı bir içecek.
Bunu bu şekilde ince süzgeçten, tel süzgeçten geçireceğim. Kavanozlarımı da tekrardan böyle bir steril etmek istedim. Şimdi bunu sıcak sıcak kavanozumuzu alıyoruz. Ve çok doğal, sağlıklı bir içeceğimiz üzüm suyumuz hazır. Bu ara ben çok sevdiğim arkadaşım Fülya'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Onun sürekli yeğenlerine yapmış olduğu bir tarif. Ben de bu şekilde istifade etmek istedim. Ve bu güzel tarifi de siz arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşmak istiyorum ki sizler de faydalanabilirsiniz diye. Yani 2 kilo ve ben bunları dediğim gibi 2 liraya almıştım bu üzümlerimi. Biraz normaldir bu dökülmeleri. Böyle ters çevirdikten sonra bunların tabii ki bu şekilde 2 kilodan böyle bir doğal bir içecek meyve suyu, üzüm katkısız bir meyve suyu çıktı. Ve 4 liraya mal etmiş oldum bu güzel içeceği. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Özellikle çocuklarımız için. Ve bizlere afiyet olsun. Bu benim ilk denememdi. Bunu daha da fazlalaştırmış olacağım.